Ancak son dönemlerde Hindistan'dan çıkan işte Delta varyantı adıyla anılan varyantın özellikle İngiltere, Almanya ve de Rusya'da çok yayılım göstermesi ve Türkiye'nin şu anda uluslararası ilişkileri ve insan hareketliliğinin özellikle Rusya kaynaklı olması nedeniyle bir şekilde Türkiye'de bir tehdit algısı, tehdit değerlendirmesi, de risk değerlendirmesi yaptı. Buna bağlı olarak elindeki aşı tedariği de yeterli olduğu için aşılama süresini 6 hafta yerine 4 haftaya çekti. Böylece daha kısa bir sürede ikinci dozu alarak bir koruma sağlayacaktı. Şöyle bir bilgi var, onu da paylaşayım. Yayınlanmış bir bilgi bu. İki doz BioNTech aşısı olanların ister İngiliz varyantı denen alfa, isterseniz Hindistan varyantı denen delta ile ilgili olarak hastaneye yatma, ağır vaka oluşması ile ilgili etkileri aynı. İkisi de aynı şekilde koruyor. Yani hastaneye yatmayı da engelliyor. Ağır vakaları da engelliyor. Sadece semptomlu vakalarda delta varyantına karşı aşının etkisi biraz daha düşük gibi geliyor. Ama düşük dediğimiz rakam %82 falan. Öyle de şey değil. İngiltere'de yapılan çalışmalar şunu gösterdi. İngiltere'de bu delta varyantı hızla yayılıyor. Nereye yayılıyor? Kimler hasta oluyor? Gençler mi, yaşlılar mı? Komorbid dediğim işte tansiyon olan şeker hastaları mı? Nasıl olduğuna dair dağılımlar incelenmeye başlandığında İngiltere'deki varyantın esas delta varyantının yayıldığı grup aşı olmayanlar. Çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde şu anda %100 aşılama yok. %100 herkes aşılanmadı. İngiltere'de de %60'larda ama %30-35 civarında bir aşısız grup var onlarda da. Delta varyantı bu grupta hızla yayılıyor. O yüzden de İngiltere'deki vakalar çok artıyor. Ha, aşı olanlarda yok mu delta varyantı? O da var ama esas ağırlık aşı olmayanlarda karşısına çıktı İngiltere'nin. Bunun üzerine İngiltere tekrar aşı programını hızlandırmak için bir çaba gösteriyor. Ayrıca önlemleri de biliyorsunuz alıyor. Salgın aşılamasında yapmaya çalıştığımız şey olabilecek en iyi bağışıklığı en kısa sürede nasıl temin ederiz? Bu da sadece araştırmalarla ortaya çıkıyor. Bu yüzden de salgınlar sırasında aşı aralıklarını daraltmaya çalışırsınız. Ama hastalık yükü düşerse, yani hastalık daha az görünmeye başlarsa bu sefer ideal aralıkta yapmaya çalışırsınız. Bu bir bakıma bir stratejik mücadeledir. Şu anda yapılan zaten aşı aralığı daraltılmadı. 4 haftaya çekildi. Yapılabilir ama 12 haftaya kadar da yapılabilir ikinci dozlar. Onun için Delta'nın yarattığı bir tehdit var Türkiye'de. Bu tehdit şu anda bir tehlike boyutuna gelmemiş durumda gibi gözüküyor. Ama her an gelebilir. Bunu İngiltere, Almanya, Rusya deneyimlerinden bakarsak Türkiye bunlarla ilgili önlemlerini biraz daha erken almaya çalışıyor. Hiç olmazsa aşı müdahalesinde iki aşı arasındaki süreyi kısaltmaya çalışarak bunu yapmaya çalışıyor. Virüsler anlamında baktığımızda bu virüsümüz sürekli varyasyon geçirdiği için, değişim geçirdiği için ortaya çıkan virüs ne yazık ki mevcuttaki uyguladığımız aşılara karşı direnç kazanmış ya da aşıya karşı oluşmuş olan antikordan kaçma potansiyeline sahip olan virüslerden bir tanesi. BioNTech aşısı için hala hazırda normal virüs için olan %94 koruyuculuk bu delta varyantı %88'e iniyor. Sinovac ve diğer virüslerle ilgili elimizde hala net bir veri yok diğer aşılarla ilgili. Dolayısıyla aşılanmış olsak bile delta varyantı anlamında hem bulaşıcılığı daha yüksek olduğu için hem de akciğerde yaygın enfeksiyon ve yaygın enflamasyon yaptığı bilindiği için maske, mesafe, el hijyenini korumak ve kollamak gerekiyor. Yakın zamanda yayınlanmış olan makalelere, bildirilere baktığımızda bizim gibi Sinovac aşısını yaygın olarak uygulamış olan Endonezya'da şu anda delta varyantıyla çok ciddi problem var ve yaygınlaşmış vaziyette. İsrail ki BioNTech aşısını yaygın uygulamış bir ülke olmasına rağmen bugün artık kapalı alanlarda yeniden maske zorunluluğunu getirdi. İngiltere ise açık alanda maske zorunluluğunu yeniden getirmeyi tartışıyor. Avustralya ise bazı bölgelerde delta varyantının ortaya çıkmasıyla birlikte sokağa çıkma ve kapanma önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Dolayısıyla bu önümüzdeki Kurban Bayramı için de ekstra dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bu dönem biliyoruz ki hepimizin, vatandaşların hem kurban adetlerini yerine getirme periyodu hem de aynı zamanda ev ziyaretleri yapma dönemi. Bu dönemde yapılabilecek olan şeylerden başında olabildiğince bayramlaşmayı kapalı alandan açık alana taşımak lazım. Açık alanda bayramlaşmak lazım. Açık alanda bayramlaşsanız dahi maske ve mesafeye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü neden? Aşılı kişilerde dahi delta enfeksiyonu görebiliyoruz. Bu delta varyantı normal ana suşa göre 18 kat ki bulaşıcılığı çok yüksek dediğimiz İngiltere varyantından sonra bile bulaşıcılığı çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Kapalı alanda ise
Eğer bayramlaşma yapacaksak maske mesafe olmazsa olmaz ve süreyi kısa tutmak lazım. 15 dakikadan daha uzun süre bayramlaşmayı tutmamak gerekiyor. Açık alanda kurban kesim alanlarında mutlaka ve mutlaka sadece yetkili kişilerin kesim alanlarında bulunması, onun dışındaki kişilerin kalabalık yapmaması, kalabalıklaşmamamız gerekiyor. Bu önlemlere uyduğumuz sürece delta varyantı umarım ki bizim aşılama hızımıza yetişemeyecektir. Biz daha hızlı aşılayacağımızı ümit ediyorum delta varyantı bize ulaşmadan. Biraz insanlar...